Evet, merhaba arkadaşlar. Yine geçen bir soruya ayırdım bu videoyu. Geçen arkadaşlardan bir tanesi bana e-maille soru sordu. Sterling yaklaşıklığı nedir hocam diye. Sterling yaklaşıklığını biliyor musunuz? Bunda bir küçük bir video yapmak istedim ben sizlerle paylaşmak için. Şimdi Sterling yaklaşıklığı arkadaşlar, istatistik termodinamikte biz çok büyük sayıların faktörlerini hesaplamak için kullanıyoruz. Sterling, James Sterling, İskoç matematikçidir. 1700'lü yıllarda yaşamış. Büyük sayıların faktörlerini hesaplamak için bir yöntem geliştirmiştir. Yaklaşık bir yöntemdir. Sayı büyüdükçe kesin değerine yaklaşır. Ve biz de istatistik mekanikte, istatistik termodinamikte Boltzmann dağılımı ifadesini türetmek için bu Sterling yaklaşıklığını kullanıyoruz. Şimdi bu videoda ben size Sterling yaklaşıklığı nedir, ondan bahsedeceğim ben. Evet, İbrahim Hocam'ın çizimi bu. Şimdi n faktöriyeli hesaplayalım mesela. N faktöriyel ifadesi olsun. N herhangi bir sayı. Biliyorsunuz faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 nokta 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 n. Bu n faktöriyeldir. Şimdi küçük sayılarda n faktöriyeli hesaplarsınız. Hemen elle çarpabilirsiniz veya hesap makinesiyle çarpabilirsiniz. Ama n sayısı büyüdükçe bu hesaplama işlemi zorlaşır. Mesela n 200, 300, 1000, 10.000 olduğu zaman nasıl hesaplanacak? Bu bayağı bir zor bir işlem olur. Çünkü çok muazzam büyük rakamlar çıkıyor. Çünkü istatistik mekanikte zaten rakamlar büyüdükçe artık fiziksel sistemimiz bir hayli kaotik olur. Analitik çözümler mümkün olmaz. Bu sefer istatistiksel yaklaşımlar kullanırız. Klasik istatistik mekanikte veya istatistik termodinamikte bu böyle bir şeydir. Çok büyük sayılarla uğraşırız. Ben şimdi bu n faktöriyel için bir yaklaşık ifade türetmek istiyorum, tamam mı? Buna Sterling yaklaşıklığı, bunu yapan kişi Sterling, 1700'lü yıllarda yaşamış İskoç bir matematikçi. Tekrar edelim. Evet. Her tarafın ln'ini alarak başlayalım arkadaşlar. Ln n faktöriyel eşittir ln1, biliyorsunuz çarpımların ln'i aldığı zaman toplam halinde olur. ln1 artı ln2 artı ln3 artı nokta nokta artı ln olur, değil mi? Her ne kadar burada ln1 sıfır olsa da çok önemli değil. Ben şimdi n'yi çok büyük sayı yapacağım. Dolayısıyla n çok büyük olduğunda ln1'in değeri zaten çok önemli değil. ln1 zaten sıfır olsa da olmasa da hiç bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla ln n faktöriyeli böyle yazdıktan sonra şimdi toplam sembolü şeklinde yazabiliriz. Değişkenimiz olarak mesela x kullanılır. X eşittir 1'den n'e kadar ln x şeklinde yazabiliriz, değil mi? 1 yazarız. ln 1 artı ln 2 artı ln 3 vesaire. Yukarıdaki ifade verir. Bu x burada 2'den de başlayabilir. Gerçekten 2'den başlar. Çünkü burası zaten 0. Ama önemli değil. 1'den başlatalım. Şimdi burada bir yaklaşıklık yapıyoruz işte arkadaşlar. Eğer n çok büyük olursa, n çok büyük olursa, n çok büyük, dediğim gibi mesela 100, 200, 500, 1000, 10.000 gibi sayılar olduğu zaman şu her bir adım arasındaki ln1, ln2 adımları arasındaki mesafede n ile kıyaslandığında küçük olur. Ve bu integrale dönüşür. Bu ifade, toplam ifadesi ln dx çarpı lnx olur. 1'den n'e kadar, tamam mı? İşin yaklaşıklığı aslında buradan geliyor. Toplam sembolü integral dönüştürüyoruz. Hangi durumda? N'in büyük olduğu limit durumunda böyle yapıyoruz. Dolayısıyla ln n faktöriyel integral 1'den n'e kadar dx lnx. Şimdi bu integrali alacağız arkadaşlar. Bu integrali tabii ki kolay bir şekilde alabiliriz. Kısmi integral ile alabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabilirsiniz. Ln x'e u dersiniz. Dx'e de dv dersiniz. Sonra u çarpı v eksi integral v çarpı du 1'den n'e kadar, 1'den n'e kadar bu şekilde değişkenler değiştireceğiz ve bu integrali bu şekilde alabiliriz, tamam mı? Ama ben böyle yapmayacağım.
Ben şimdi farklı bir metot kullanacağım. Bunu siz lütfen test edin. Kendiniz yapın bunu. Kısmi integrasyon kullanarak bu integrali alın. Ben şimdi size farklı bir yöntemle bu integrali çözeceğim. Bir fizikçi bakış açısıyla çözeceğim daha doğrusu. Şöyle ki, şimdi arkadaşlar ln x, x ile büyük x değerleri için çok yavaş değişen bir fonksiyon. Mesela kendiniz görün, bir Excel tablosu yapın. Şurası x olsun, burası ln x olsun. X ile şimdi rakamlar verin işte. Mesela 1'den de başlayabilirsiniz ama 10'dan başlayın mesela. 10, 20, 30 vesaire. Şöyle 400'e 500'e kadar gidin. Her bir x için ln x ifadelerini hesaplayın. Sonra bir grafik çizin. Şöyle bir grafik çizin. Grafikte şöyle göreceksiniz. X'i ln x'e karşı çizdim. Grafikte şöyle bir şey göreceksiniz. Küçük n değerleri için, x için bir 10-20 falan olduğu durumda x burada gittikçe artıyor. Ln x de artar. Küçük x'ler için hızlı bir şekilde artar. Ancak x büyüdükçe ln x de yavaş değişen bir fonksiyon haline gelir. Artık çok yavaş artar. Hatta belli bir x değerinden sonra ln x neredeyse sabittir. Tipik olarak şöyle değişir. Dolayısıyla şöyle değişir. Şöyle değişir. Büyük x'lerde artık ln x değişim hızı gittikçe azalmıştır. Artık x'ler 100-200'e geldiği an göreceksiniz ki ln x artık neredeyse sabit gibi oluyor. Tamam? Şimdi ben bu özelliğini kullanacağım ln x fonksiyonunun bu integrali alırken. Bu özelliğini kullanacağım. Sonra diyeceğim ki ln x x'le beraber, burada değişkenin x dx var. X'le çok yavaş değişen bir fonksiyon dur büyük x değerleri için ve neredeyse sabit. Dolayısıyla sabit gibi kabul edeceğim. Sanki ln x burada değişkenim x değilmiş de burada sabit bir sayıymış gibi kabul edeceğim. Eğer sabit bir sayı ise bu o zaman integral dışına çıkar. Tamam. Dx ln x'i ln x sabit gibi kabul ediyorum. İntegral dışına çıkarıyorum. Tamam. Bu da eşittir ln x çarpı x. Önce x'i yazalım ama. Dx'in integrali x. X çarpı ln x olur. Tamam. Ama bu doğru değil aslında. Şu an doğru bir şey yapmadım. Çünkü küçük x değerleri için ln x hızlı değişir. Artı x büyük olsa bile ln x yine değişir ama çok yavaş değişir. Bu bir yaklaşık çözüm. Şimdi tam çözüme gidebilirim. Artık bunun üzerine düzeltme ekleyebilirim. Tamam mı? Düzeltmeler yaparak gerçek integralin değerine ulaşabilirim. Şöyle ki, biliyorsunuz integral ve türev birbirinin tersidir. Dolayısıyla şu ifadenin ifadenin integrali bu ise eğer, bu ifadenin türevi de bu olması lazım. Değil mi? Dolayısıyla bunun türevini aldığım zaman ln x'e ulaşabilmem lazım. İntegrali aldığım fonksiyon ln x. Ln x'in integral sonucu dedim ki x çarpı ln x diye iddia ediyorum şimdi. Eğer gerçekten sonucu bu ise x ln x'in türevini aldığım zaman ln x'i vermesi lazım. O halde bakalım veriyor mu? X ln x'in türevini alalım arkadaşlar. Birincinin türevi çarpı ikinci. Birincinin türevi 1 çarpı ln x. Artı ikincinin türevi çarpı 1. Birinci. Ya da birinci çarpı ikincinin türevi. İkincinin türevi ln x'in türevi 1 bölü x'tir. Ve bu ifade ln x artı 1 olur. Şimdi bir sayısıyla kaçırdık gerçek sonucu, değil mi? Gerçek sonucum benim ln x. Sonucu x ln x ise eğer, türevini aldığım zaman ln x artı 1 oluyor. Doğru değil yani. Burada eksi 1 olsaydı ama, değil mi? Burada eksi 1 olsaydı o zaman artı 1 eksi 1 sıfır olurdu. Tam gerçek değer olurdu. Peki eksi 1 olabilmesi için ne yapmam gerekir? Buraya eksi x eklemem gerekir. Değil mi? Şimdi eksi x koyduktan sonra tekrar türevini alalım. Ln x'i vermesi gerekir. Vermesi gerekiyor. Birincinin türevi çarpı ikinci ln x. Artı birinci çarpı ikinci türevi. Eksi x'in türevi de eksi 1 olacak. Eksi x'in türevi eksi 1 olacak. Şurası 1, eksi 1, 0. Dolayısıyla ln x ifadeyi verdi. Dolayısıyla ln x'in integrali x ln x eksi x olacak. Şimdi bu integrali aldıktan sonra devam edelim. Ben bu neydi bu? Büyük n değerler için ln n faktöriyel ifadesiydi. Ln n faktöriyel eşittir. Eğer n büyükse yaklaşık olarak x dx ln x
birden n'e kadar. Bu da eşittir x çarpı ln x eksi x, komple integrasyon sınırımız birden n'e kadar olacak. Ve sınırları yerine koyalım arkadaşlar. Ln n faktöriyel eşittir, önce üst limiti koyalım, n çarpı ln n eksi n eksi, sonra 1 koyacağım, 1 çarpı ln 1 eksi 1 olacak. Evet, ln 1 zaten 0. Bir eksi 1 burada vardı, artı 1 oldu. Dolayısıyla bu ln n faktöriyel eşittir n çarpı ln n eksi n artı 1. Şimdi unutmayın, en büyük bir sayı bu. N'leri büyük sayı olarak düşünüyorum. Dolayısıyla artı 1'i de ihmal edebilirim. Yani şu sayının yanında artı 1'in lafı bile olmaz. Artı 1'i de ihmal ediyorum, siliyorum. Küçük bir rakam, önemli değil. Dolayısıyla böyle oldu. Hatta bu şöyle de yazabiliriz. Ln n faktöriyel eşittir ln n üzeri n de yazabiliriz, değil mi? Çünkü logaritma ya da ln'i alındığı zaman bir ifadenin üstler çarpımı olarak gelecek. Bu ikisinin eşiti. Eğer iki tarafı e'nin kuvveti şeklinde yazarsak ln e de 1 olduğundan dolayı şurası basitçe n faktöriyel olur. Bu da eşittir. Ln e 1 olduğu için yine n üzeri n çarpı e üzeri eksi n olur. İşte bu. N faktöriyel için bir analitik ifade, bir en azından hesap kolayca hesap yapabileceğim bir ifade türetmiş oldum. Buna Stirling yaklaşıklığı denir. Stirling yaklaşıklığı. Mesela 100 faktöriyel n 100 olsun. 100'de bile bayağı büyük bir rakamdır bu. 100 üzeri 100 çarpı e üzeri eksi 100 olur. Bu değer buna çok büyük bir yaklaşıklıkla eşittir. Evet. Görüşmek üzere.